Biz içeriden yiyeceğiz bu parayı. Peki ne? Vallahi Erdoğan sağ olsun, zaten her şey %100 zam, 1000'e 1000 zam olduğu zaman hiçbir insan buralarda geçinemez. Yani geçim sıkıntısı artık çok zor. Evlerin, ailelerin yani bozulması, yani boşanmaların en büyük sebebi zaten geçim sıkıntısı şu an. Yani huzur değil. Geçim olduğu zaman zaten huzurun kendisi gerçekleşiyor buralarda. Biz zaten bazen çıkıp o şekilde inşaatta çalışıyoruz. 3 ay 4 ay boyunca dışarılara çıkıp o şekilde çalışıyoruz. Ondan sonra tekrar geri gelip tekrar sezonu buradan o şekilde devam ettiriyoruz buralarda. Yani kışın buradan ne kadar uzun süre olduğunu siz herkes biliyor doğuda nasıl geçtiğini. Doğan AK Parti'dir, başka hiç kimse değil. Zaten her şeyde fahiş bir fiyat uyguladı. Fahiş bir fiyat uygulayınca şu an İnsanlar 3.000-5.000 lira geçim yapınca askeri ücretten 12.000-13.000 lira geçim yapamıyorlar. Şu an hangi esnaf sana şu an 10.000-15.000 lira maaş verebilir? Hiçbir tanesi veremez. İşsizliğin en büyük sebebi bu. Çünkü bugün adamın iki tane oğlu var. Adam çocuğunu okuldan alıp getirip iş yerinde çalıştırıyor. Yani en büyük nedenlerden biri zaten Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti'nin sorunları bunlar. En büyük sorunları zaten biz partiden. Yani ülkede 20 sene, 21 sene şu an bir kişi tarafından ülke yönetilmedi. Yani Birleşik Devletler, Amerika baksanız. Adamlar en fazla iki dönem. Niye? Çünkü adam bir dönem çalışıyor, ikinci dönem çalışıp çalmaya başlayacak. O izni vermiyorlar. Ama bizim burada adam ilk dönem çalıştı, ikinci dönem artık gözü açıldı. 3 ve 4, 5. dönemlerde çalmaya başladı. Şu an Türkiye'den sonra göçler. Şu an yani Van'da acayip bir göç sıkıntısı var. Şu an yerli halka diyorsun çalış, 10.000-15.000 lira maaş veriyorsun, adam çalışmıyor. Niye? Çünkü yetinemiyor bu parayla. Şu an bir inşaata bir elemanın aldığı para ne kadar şu an biliyor musunuz? 30.000-35.000 lira. Yapmasa ne yapacaksın? Ya hırsızlığa başlayacaksın. Ya farklı bir şeye dönüşeceksin. Adamlar ne yapıyor? Bu sefer kara para aklamalara geçiyor. Herkesin zaten geçim sıkıntısı ayrı, aile. Zaten buradaki aileler bir de geniş bir aile. Düğün sezonlarında adam yazın düğünlere çalışıyor, kışın ise doğalgaz kömüre çalışacak. Nasıl olacak bunlar peki? Bunların yani sorumlusu kim? Yani şu an o şekilde çıkıp orada da ben bunu yaptım diye söyleyebilecek kimse var mı? Yok. Adam bu sefer ne diyor? 2021 Mart'ta seçimlerde her şey geçecek. Ya adam milletin kalktığından dalga geçiyor. Şu anki o süreçte yani şu anki böyle sıkıntıları Filistin'den kapatmaya kalkışıyor. Bu Filistin'den kapanmaz bu olaylar. Yani Filistin'i kapatıyorsun da ama Rojava'daki insanları öldürüyorsun. Nasıl bir iş? Bunu hadi herkes yani bunlara bir açıklama versinler yani bir demet versinler. Bunların bu şekilde olsun desinler. Şu an herkes ağlıyor bir Filistin için. Niye Rojava'daki insanlar değil mi? Yahudi olsun. Sonuçta insandır. Derler ya Müslümanız Müslüman. Kur'an'da hangi ayetinde diyor insanı öldüreceksin? Hangi dilden olsun, hangi dilden olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun. Çünkü onu yaradan tek bir kişidir. Kesin bu sene. Burası bizi pahalılık çok etkiliyor. O yüzden. Ben 2006'dan beri yapıyorum bu işi. Dolayı, enflasyondan dolayı. Çalıştığım zaman geçiniyorum, çalışmadığım zaman aç kalıyorum. Çünkü bana hiç yatırım yapılmıyor. AK Parti'ye daha çok oy çıkan yerde yatırım yapılıyor. Burada nedense az çıktığı için yatırım yapılmıyor. Şimdi bir belediye başkanı seçileceği zaman önce YSK'ya başvuruyor. Burada mesela diyelim ki geçimi uygunsa, mesela geçmişi falan, size diyorlar ki aday olabilirsin. Aday olduktan sonra AK Parti bunlara kayyum atıyor. Doğu belediyelerin çoğuna kayyum atmamıştır siz bildiğiniz gibi. Buranın geliri hepsi seneler üzerinde. Bütün kapılar kapanmış. Bir günlük adam gidiyor bir kilo çay getiriyor. Onu da gümrükten alıyorlar adamlar da. Adam bir kutu, iki kuru sigara kendine getiremiyor. Millet, ben kendim başkanı en birinci hayvancılığı yapan bendim. Ben şimdi hayvancılığı bıraktım geldim. Köyümü, evimi yıktılar. Depremde 2020 depreminde evimi yıktılar. Dediler biz sana ev yapacağız. Ev yıktıktan sonra dedi haydi sen bana dediler sen ev yıkmasa da gelip kaymakama gelip ev yıkıp şeyi de sana ödettirecek mecburi biz evi de yıktık. Şimdi şu anda gelmişim işsiz kalmışım burada. İş yoktu. Gece gündüz sabah sokaklarda geziyor işsiz. Bende manda vardı, deve vardı, inek vardı, koyun vardı. Hepsini terk ettim geldim. Şu anda bizim başkaların nüfusu 52 bindi, şu anda 38 bine inmiş. Hayvancılık bitti yani. Yayla yasak oldu. Zor durumda millet. Van halkı çok zor durumda. Özelleştirilen otoyollar, özelleştirilen havaalanları, özelleştirilen bütün kamu yerleri, satılan bütün kamu yerleri. Şu anda Türkiye'de bakıyorsun ki %30'u yurt dışına kaçmaya niyetindedir. Tabii ki bunlar yolunu bulsa herkes çarpıp gidecek. Ben de olsam ben de giderim. Eğer ben bilsem ki ben kurtuluşum olacak burada, ben burada kurtulmak istiyorum. De ki niye?
Gidiyorsun kasaba, gidiyorsun ancak uzakta bakıyorsun. Kasap uzakta müşteriye bakıyor. Niye? Kimsenin alım gücü yoktur. Bugün bir asgari ücret 10.500, 11.500. Değil mi? Bir sigorta 4.250. Ne oluyor? Adam gidiyor 7.500 lira 1+1 bir daire veriyor. Cebinde ne kalıyor? Orada kalıyor 2.000 lira mı? 2.500 lira para kalıyor. Onda elektrik de zaten 2.000 lira geliyor. Doğalgaz da 3.000-4.000 lira geliyor. Bu adam ne yapacak? Hanım kocanın yüzüne bakıyor, koca hanımın yüzüne bakıyor. Bunlar insanlar artık insanın özgüveni insanı elinden aldılar. Yani herkes şikayetçi olduğuna göre yani bu hükümetin değişmesi lazım. Yani bizim temelimiz de budur. Belki yerine gelecek yeni bir hükümet inşallah belki bir el uzatır. İnsanları biraz hiç olmasa biraz daha doğru yöne, biraz daha bu pahalılığı önler, biraz daha insanlara bir iş imkanı sağlar. Bir bak Van'da hangi kahveye gidiyorsun ki yani yüzlerce insanlar oturmuş işsiz güçsüz. Yani o okey oynuyorlar. Yanında domino oynuyorlar. Domino taşlarıyla. Akşam eve gidiyorlar. Çocuklar baba bunu getirmedin. Baba neyle alsın?